Şöyle hakikaten vaka sayılarımız tüm Türkiye genelinde arttı ve gerçekten de ağır seyreden vakalarımız olmakta. Ayrıca yaş sınırı da bayağı bir aşağıya geldi. Eskisi kadar yaşlı hastalar değil, genç hastalar da etkileniyor. Bunun tabii ki mevsimle alakası var. Kapalı ortamda bulunmak, havanın soğuk olması, hani her türlü virüs enfeksiyonu olduğu gibi koronada da etkili. Tabii ki dediğiniz gibi kişisel mesafe, maske, kişisel hijyen, bunlar çok önemli. Kısıtlamaların gelmesi bizler için hasta takibi açısından çok iyi oldu. Çünkü hastaların daha iyi ayrıştırılabilir bir hale geldi. Yalnız dediğiniz gibi birçok kişi bu kısıtlamalara uymayabiliyor. O yüzden benim önerim, hani zaten net bir tedavi oturmadı. Net bir tedavi bulunamadı diyebiliriz. O yüzden kitlesel bağışıklığı, toplumsal bağışıklığı sağlamamız adına aşıların bir an evvel daha büyük kitlelere ulaşması lazım. Gönüllü sayılarının daha yüksek olması lazım ki bu kışı daha güzel, daha iyi bir şekilde sonlandırabilirim. Açıkçası çok hafif geçiren insanlar var. Evet, bu belki bağışıklık sistemleriyle alakalı olabilir. Ama büyük bir çoğunluk çok ağır geçiriyor bu hastalığı. Hani hastaneye yatacak durumda bile olmasalar, hani hayatlarında geçirdikleri en şiddetli gribal enfeksiyon ya da en şiddetli hastalık olarak tanımlıyorlar. Gerçekten insanların yaygın kas ağrıları, baş ağrıları, karın ağrıları, ishalleri olabiliyor. Ki hastaneye yatırdığımız hastalar nefes almakta ciddi zorluk çekiyorlar. Solunum cihazlarında hiç oksijenden ayrılıp hani lavaboya gitme gibi ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak duruma geliyorlar. Hani halkımızın gerçekten hastalığı hafife almaması lazım. Çok ağır seyreden, hani yaşından ve ek hastalıklarından bağımsız maalesef kurtaramadığımız çok fazla hasta oluyor. Hani toplum bunu hastane dışında görmediği için belki hafife alıyor. Hala maalesef işte ev oturmaları, taziye ziyaretleri devam ediyor. Ama gerçekten aileden biri hasta olduğu zaman, o zaman ne demek istediğimizi anlıyorlar ama maalesef vakit geçmiş oluyor. O yüzden toplum olarak bu hastalığı yenmemiz adına önümüzdeki 2 aylık, 3 aylık sürede çok kısıtlı şekilde hareket edip tüm kısıtlamalara uymamız gerekiyor.